İsrail polisinin geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa'daki müdahalesine hepimiz tanık olmuştuk. Cuma namazının bu hafta hangi koşullarda kılınacağı da çok merak ediliyordu. İsrail polisi 65 yaşının altındaki erkekleri ve 50 yaşının altındaki kadınları Mescid-i Aksa'dan yine içeriye sokmadı. Habertürk ekibi de coplu müdahaleye maruz kaldı. Mescid-i Aksa'da bu hafta da müdahale vardı. Namaz kılmak isteyen 65 yaşın altındakiler içeriye alınmadı. İsrail polisi o anları görüntüleyen Habertürk ekibine copla müdahale etti. We are in the live shot. Okay. Gel dedi, buraya gel dedi. Buraya geldi. Go. Okay, we are in the live shot now. Go out, please. Tamam, çıkın dışarı diyor. Bizi buradan soktu. Evet, vurdu. Kameramanıma vurdu şu anda. Tekrar vuruyor. Please, we are in the live shot. Şu an vuruyor. Emre'ye vurdu iki defa copla. Emre'nin bacaklarına vurdular coplarla. İsrail-Hamas çatışmalarının ikinci cumasında da Kudüs'te tansiyon yükseldi. İsrail polisi bir kez daha Mescid-i Aksa'ya girişleri kapattı. 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif'e girişine izin verilmedi. Mescid-i Aksa'ya gelenlere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun o anları görüntüledi. İsrail de tabii ki güvenlik önlemleri almış burada. En son bir kontrol noktasında takıldık. Bu kontrol noktasında da az önce İsrail güvenlik güçleri müdahale etti. İsrail polisi Eskişehir bölgesi çevresine ve giriş kapılarına barikatlar kurdu. İsrail zaman zaman plastik mermiyle, gazla, copla vesaire müdahale ediyor. O müdahale sırasında çok ayırt etmez yani basın mensuplarıyla ilgili de böyle sertleştiğinde hani kibar davranıyor ama sertleştiklerinde herkese sert davranabiliyorlar. İsrail polisi geçtiğimiz haftada Mescid-i Aksa'nın çevresindeki Filistinlilere müdahale etmişti.